24 ekranlarından hepinize ak saygılar, mükerrer sevgiler efendim. Bu haftada hem iç politikada hem de dış politikada çok önemli gelişmeler oldu. Hepsini konuşacağız. Sizler hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. İsterseniz içeriden başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi biliyorsunuz Sayın Muharrem İnce'nin "beni ABD'den aradılar" sözü büyük bir tartışma yarattı siyasette. Sizce İnce'yi arayan kim? Böyle bir iddia ile Türk kamuoyuna nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Arayan kişi neden Sayın İnce'yi arıyor? Ne dersiniz hocam? Size başlayalım. Şimdi aslında bu seçim sürecinde şuna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani bir şey söylediğinizde mutlaka arayanın kim olduğunu ve ne maksatla aradığını dile getirdiğinizde bence inandırıcılığınız daha da artar halk nezdinde. Çünkü seçime gidiyorsunuz. Hani bir şey daha söyleyebiliyorsunuz Cumhurbaşkanımızla ilgili, Sayın Tayyip Erdoğan'la ilgili bir iddiada daha bulundu. İşte birileriyle Pennsylvania'ya gidip oradan izin aldın tarzı parti kurarken. Zaten şey bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı'nın suç duyurusunda bulundu. Bence bu seçim sürecini manipüle etmek için söylemiş bir söz olduğunu düşünüyorum ama şu hoşuma gitmiyor. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir siyasetçi beni filan başkentten aradılar ve ülkeden aradılar diye bir söz söyleyebilir mi? Bu hala bizim siyasetçilerimizin kafasında Amerika Birleşik Devletleri'nin nerede olduğunu gösteren bir durum. Ve ben bunu iyi karşılamıyorum. Eskilerimizde şöyle bir şey vardı. Türkiye'de iktidara gelmek istiyorsanız işte ilk önce bir Amerika'yı ziyaret edeceksiniz. Bir Washington DC'yi göreceksiniz falan diye böyle bir algı vardı geçmişte. Ve bunlar da yapılıyordu. Sanırım herhalde yine bu şekilde bir manipülasyon yapma girişimidir diye okuyorum. Ama farkındaysanız bunun bir karşılığı olmayınca da üzerinde de fazla durmadı ve kapattı. Aslında CHP'nin seçim beyannamesi de çok tartışıldı ama ona geleceğiz. Böyle programın sonuna ayırdım onu, iç politikaya tekrar döndüğümüzde. Şimdi isterseniz şuradan devam edelim Kutay Hocam. Şimdi AK Parti'nin biliyorsunuz Almanya MİT'lik başvurularını defalarca reddetmişti. Ama HDP'ye seçim mitingi yapmasına izin verdi. Elbette Türkiye'nin böyle şiddetli itirazları sonucunda da HDP'liler oraya gitse de konuşma yapamadılar. Ama isterseniz bu gelişme üzerine soruyu şöyle soralım. Almanya bizden ne istiyor? Vallahi bilmiyorum. Esasında Avrupa'yı genel değerlendirmek lazım. Yalnızca Almanya üzerinden değil. Çünkü 90'ların başında Avrupa'da özellikle medya aracılığıyla, siyaset elçileri aracılığıyla pompalanan şey İslamofobiaydı. Son dönemde özellikle İslam dünyası üzerinde Türkiye'nin etkili dış politika geliştirmesi, argümanlarını sağlamlaştırması ve Cumhurbaşkanı'nın da bir İslam dünyası lideri profili çizmesi Avrupa'da İslamofobiyanın yerine Erdoğan fobiyayı koydu. Şimdi hani böyle bir yapı oluştu Avrupa'da. Çünkü işte hepimiz gidiyoruz akademik toplantılara katılıyoruz, bürokratik toplantılara katılıyoruz. Orada Türkiye üzerindeki her türlü tenkit esasında Cumhurbaşkanı üzerinden yapılıyor. Yani ben orada işte İslamofobiya, Türk korkusu ya da değil, bu Erdoğan fobiyası ortaya çıktı. Biraz oradan okumak lazım olayı. Bu bir. İki, HDP'ye izin vermek iki yüzlü ki alası. Yani bunun bir yorumu yok. Ama Avrupa'ya, işte ben en son Brüksel'deydim bir Azerbaycan devletinin davetlisi olarak, işte bu Ermenistan konusunun uluslararası boyutunu oradaki Türklere anlatmak adına, orada da gördüm ki Avrupa'nın kendi Türkiye'ye karşı bu tutumu Avrupa'daki Türkleri çok daha birbirine sıkı hale getiriyor. Ve Türkiye'yle olan dayanışmalarını belki de tarihte hiç olmadığı seviyede tutuyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü oraya katılanların hiçbirisi siyaset üzerinden katılmadı. Konu Ermeni-Türkiye ilişkileri Azerbaycan'ın buradaki faktörüydü. Hani çok dış politik bir konuydu. Ona rağmen Avrupa'daki Türklerin ideolojisi ne olursa olsun, sağcısı solcusu fark etmeden
Oradaki hükümetlerin Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye'ye olan tavrını net olarak kınayan ve bir birlik oluşturan bir yapı gördüm ben. Hani bunu garipsemeyeceğiz çünkü daha önceki seçimlerde, bir önceki seçimlerde de aynı şeyi gördük. Ben bunu çok çok garipsemiyorum. Gerçi Avrupa'nın birçok yerinde bunu yaşadık. Ben şuraya da bakmak lazım. Zaten HDP izin verdi, tamam, AK Parti'li ve iktidarın temsilcilerine veremedi ama daha ilerisini yaptı bence. PKK'ya izin veriyor zaten, HDP'den daha ilerisi. Mehmet Hocam biliyorsunuz. Tabii koruma altında. Yani polisler onu da sağlıyorlar. Brüksel'de Avrupa Birliği'nin merkezinin yanına taziye çadırı kurdurdular. Hani burada bombalar patlarken. Hollanda'da şimdi, olanlar ortada. Peki şöyle soralım mı Muhsin Hocam? Mesela biraz böyle Batı'nın bu 24 Haziran ilgisi üzerinden konuşalım ve nedenleri üzerinden. Sizce mesela Batı neden 24 Haziran'dan korkuyor? Çünkü daha önce de biliyorsunuz, işte biraz önce de söyledik, birçok şey yaşadık. 24 Haziran neleri değiştirecek? Şu notu ilave ederek sorayım en son olanlardan. Adamlar hiç utanmadan, mesela bu Fransız Le Point dergisi için konuşuyorum, Erdoğan'ı diktatör diye kapak yaptılar. Yani bu yeni değil aslında. Bu referandum sırasında da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzünün bütün Avrupa'daki dergilerin kapaklarında gördük. Hatta bir espri bile yapılmıştı. Yani Avrupa'daki çocuklar kendi devlet başkanlarının isimlerini Erdoğan kadar bilmiyor diye. Hatta silah. Evet, o daha kötü, o daha da kötü. Silah dayağı yaralı şey. Dolayısıyla hani şimdi 24 Haziran da aslında öncesinde referandumla birlikte Türkiye'de Türk halkı bir karar verdi. Dolayısıyla yeni bir siyaset yürütmede, siyaset yapımında yeni bir sisteme geçildi. Yani parlamenter sistemden bu karar alındı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş. Bu zaten bu seçimlerin öne alınmasının nedenleri pek çok ama bunun en önemlilerinden bir tanesi Türkiye'nin uzun bir süredir bölgede vermiş olduğu bir beka mücadelesi var ve çevremiz bir ateş çemberi ve dolayısıyla hani güçlü yönetim, güçlü irade ve güçlü Türkiye, yani bu sloganlar boşuna söylenmiyor. Sağlam bir duruşla sakin ve rasyonel kararlar almanız gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye şu anda hani işte dediğim gibi referandumda Türk halkının kendi özgür iradesiyle vermiş olduğu karar neticesinde seçime gidiyor. Şimdi bu bağlamda işte partiler bu siyaset yarışında yerlerini aldılar. Bir dönem biliyorsunuz Avrupa'da eleştirildi bu seçimlerin öne alınması. Halbuki muhalefet partilerinin bile bu konuda itirazları olmadı. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şu: Avrupa ve Atlantik dünyasını da buna katmak lazım. Türkiye'nin bu kendi iradesini, bu siyasi yolculuğa çıkışını onaylamıyor. Neden? İşte Sayın Cumhurbaşkanı ve işte AK Parti'nin belirli bir çoğunlukla iktidarı pekiştirmesi olasılığı üzerinden rahatsızlık var. Bunun sebebi de aslında dediğim gibi yani Türkiye'yi bir şekilde kendi etkileri altında, yani Soğuk Savaş dönemlerinde olduğu gibi kendi bölgeye yönelik olarak tasarruflarını, her denileni kabul edecek bir yönetim istiyorlar. Dolayısıyla bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın karşıtlığı üzerine dayanan her türlü siyasi girişimi destekliyorlar ve bu bağlamda da her türlü enstrümanı da kullanıyorlar. Bu bir resmin bir parçası. Bir parçası da işte bu Avrupa'daki gösterilere işte hükümetin, AK Parti'nin katılmasına izin vermemek ama diğer muhalif unsurların ve hatta devlet dışı aktörlere saha ve zemin açmak. Bütün bunlar, bunlarla yetinilmeyip ayrıca yeni bir zaman zaman algı operasyonları oluşturmak. Hatta bunun ötesine geçip işte iktisadi motifli saldırıları örtülü bir şekilde gerçekleştirmek. Böyle bir paket şeklinde Türkiye'nin mümkünse gidişatını, Türk halkının kendi özgür iradesiyle vereceği seçimi etkileyebilmek yönünde girişimler paketi diye düşünüyorum ben açıkçası bunu. Maalesef ön yargılı. Yani demokrasiyi kendileri için bir şekilde uygulanabilir gibi böyle bir üstten kendi, duruş kendi var. Kendi demokrasilerinin diktesi gibi. Evet. Benim gördüğüm şey bence Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları
diyorum ona. Evet. Amerika daha önde gözüküyor. Türkiye'nin yakın çevresinde jeopolitik adımlar atıyor. Yani bölgenin siyasetini çok derinden etkileyecek jeopolitik adımlar atıyor. Bu adımlar Türkiye'nin aleyhine olan adımlar. Aleyhine sonuç doğuracak adımlar. Mesela bundan birkaç örnek vereyim. Türkiye diyor ki ne kardeşim diyor. Hani aynı ittifak sistemi içinde olmasına rağmen ben buna karşı çıkıyorum diyor. Mesela Katar krizindeki olduğu gibi veya bölgesel Kürt yönetiminin referandum süreci. İşte Suriye'de biliyorsunuz Türkiye'nin inisiyatifi dışında belli işler yapılmak istenmesi. Yani bu da kastettiğim PKK'ya destek Türkiye. İşte Kudüs konusunda alınan kararlara bakıyorsunuz veya Almanya'da bu konuda Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri Mısır eksenli Orta Doğu'da yeniden bir yapılanma kendi kontrollerinde ki bunlara yönelik Türkiye hem tek başına bazen uluslararası alanda bazen de bölgesel ittifaklarla işte Tahran Bağdat inisiyatif alıyor ve bunu engelleyebiliyor. Onun için Türkiye'nin bu direncini kırmak için Tayyip Bey'e karşı, Tayyip Erdoğan'a karşı müthiş bir şey var. Yani bunu nasıl etkisiz kılabiliriz çabasının olduğunu görüyoruz. Mesela ben size bir bilgi aktarayım. 2013'ten bu yana sistematik bir saldırı var Türkiye'ye. Sistematik bu. Sürekli bir tık yukarı çıkartıyorlar. Mesela 2013'ten sonra sadece 5 kişiye bir tanesinin yazarı da Türk, onu da söyleyeyim. Yani Washington Institute'de çalışıyor, tahmin edersiniz. 5 kişiye Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili biyografi yazdırdılar. Yani nasıl onu etkisiz veya nasıl onun imajını zedeleriz? 5 aynı anda sipariş verilip parayla yazdıran 5 kitaptan bahsediyorum. Bunlar şu an hepsi de yayınlandı. İşte Le Point'ten bahsediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızı işte diktatör olarak tanımlıyor. Aynı derginin birkaç ay önceki kapağında yani neredeyse prensleri toplayıp bir 7 yıldızlı otelde biliyorsunuz tıkayıp paralarına el koyan yani selfie çektiler. Tabii inanılmaz derecede bunu yani Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı Orta Doğu'yu değiştirecek neredeyse Orta Doğu'nun Orta Doğu'da demokrasinin beklenen Mehdi'si gibi böyle bir tanımlamayla yaptılar. Aslında bu her şeyi gösteriyor. Evet. Onlar için şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları için iyi iş yapıyorsanız siz demokratsınız, iyisiniz, iyi Müslümansınız, iyi insansınız. Ama onların çıkarlarının dışında bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız siz ne kadar iyi olursanız olun hem kötü Müslümansınız hem kötü insansınız. Öyle bir muamele yaptıklarını görüyorum ben. Galiba şöyle de bir şey var. Mesela biraz sonra konuşacağız hocam. Örneğin Almanya'da Kudüs meselesinde Filistin'in yanında yer aldı. Bakıyorsunuz diğer meselelerde de hani böyle politikalarımızda bir paralellik var ama galiba şöyle bir şey yapıyorlar. Yani biz belirleriz, sen dur bakalım söz hakkın yok, biz söyleyeceğiz. Sayın Erdoğan da galiba bunu kırıyor. Bu işlerine kaynaklı gelmiyor. Bence bu işlerine gelmiyor. Yani bu politikadan çok önce biz alıştırmışız. Evet. Doğru. Yani bizim geçmiş Soğuk Savaş dönemindeki siyasetçilerimiz alıştırmış. Maalesef. Onlar bir şeyler yaparlar, biz de onların ortaya koyduklarını icra ederiz. Tarzı. Biraz da bu galiba ortaya koyuyor. Hocam, Soğuk Savaş'ın etkisi de var bunda değil mi hocam? Tabii. Özellikle yani, o dönemde hani başka Avrupa bir alternatif dünyasından yok. Daha çok sahiplenmişiz. Soğuk Savaş'ın dinamikleri. Zaten mesela Bağdat Paktı şeyi söyleyeceğim. Bence Soğuk Savaş'tan en son çıkan ülkelerin başında geliyoruz biz. O mantıktan. Çıktık mı acaba? Çıktı. Şimdi çıkmayanlar hala mevcut. Hala çıkmayan yani. Zihniyet var yani. Yoksa yani çıkmayan zihniyet ya var. Bunun bedelini de, çok ödedik. Yani. Bedelini de çok ödedik. Yani bu geç çıkışın bedelini de çok ödedik yani. İsterseniz bu Sayın Soylu'nun biliyorsunuz bu AB'den büyükelçilerin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmayla devam edelim. Sayın Soylu toplantıda şöyle dedi. ABD'nin desteklediği YPG-DH ile anlaştı. Bunun bedelini de Avrupa ülkeleri ödeyecek. Rakka'dan ayrılan DH'lar nereye gitti? Kimisi Avrupa'ya, kimisi Pakistan'a, Afganistan'a gitti. Avrupa çok büyük bir tuzağa düştü. Bombalar patlayıp eylemler yapıldığında Avrupalı siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak. Burada ilk soru şu. Biz hani hep şöyle söylüyoruz. Avrupa, ABD'nin örneğin Orta Doğu politikalarını aslında çok da desteklemiyor.
birçok politikada da işte fay hatları birbirinden ayrılıyor. Pek çok politikada da yan yana yürümüyorlar diyoruz. Peki Avrupa ABD'nin tuzağını göremiyor mu ya da görmüyor mu? Neden? Afganistan'a yönelik bir söylemde de bulundu, mesajda da bulundu. Biliyorsunuz John Bass Türkiye'de büyükelçiyken Afganistan'a tayin oldu. Ve dedi ki Sayın Soylu, John Bass'ın Kabil'e atanmasından sonra Türkiye'ye Afgan göçü hızlandı ve şiddetle başladı. İlk sorunuzdan devam edeyim bence. Büyükelçilerle toplantıdaki Sayın Soylu'nun açıklamasına baktığımız zaman bir şey hatırlatmak istiyorum bence. Şimdi terör üreten bölge, yani öyle bazı bölgeleri terör üretir hale getirdiler. Doğru. Yani bu durup dururken gelmez. Yani ben buna coğrafyanın radikalleşmesi veya radikalleştirilmesi anlamında bir tabir kullanıyorum. Bakarsanız Türkiye'nin yakın çevresinde olan bir şey. Türkiye hem Avrupa Birliği sürecinde hem NATO'nun bir üyesi olarak Atlantik İttifakı'nın ne yapıyor? Sürekli bununla mücadele ediyor. Ha burada farkındaysanız, yani bu işte hem DAEŞ'le olsun hem PKK ve diğer terör gruplarıyla olsun Amerika Birleşik Devletleri'ne çok uzak. Ama bu terör kuşağı bakın Mağrip'ten İran'a kadar şöyle bir çizgi çizin, Avrupa'yla çok yakın. Burada tek bir ülke filtre görevi görüyor. Ben öyle diyorum. Türkiye filtre ülke. Yani bir yani buradan gelecek göç olsun veya terör unsurlar olsun bunu engelleyen ülke. Yani aslında Sayın Soylu diyor ki ya buna sahip çıkın. Yani bak biz bunu yapmaz isek bu size de yansır. Yani fazla Amerika Birleşik'te sınırı Türkiye sınırında başlıyor. Ama benim gördüğüm şöyle bir şey var. Biraz bence Avrupa'yı evet ekonomik anlamda, siyasi anlamda önemsiyorum gerçekten. Ben ama Avrupa'nın askeri olarak yok olduğunu, yani bir güç olduğunu düşünmüyorum. Bunu belirtelim. Evet, yani Almanya'ya baktığınız zaman üreten bir ülke. Yani Avrupa Birliği'nin kurumsal anlamda ve diğer üyelerine baktığınız zaman kendi vatandaşlarına ve kendi bölgesine, Batı'yı kastediyorum burada, Batı Avrupa'yı, demokrasi açısından gelişmiş bir ülke. Ama askeri olarak hangi operasyonları yapabilirsiniz, yapamıyorsunuz. Benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş bittikten sonraki süreçte hem Orta Doğu'daki bazı geleneksel müttefiklerinin kendinden uzaklaştığını gördü. Hem de Avrupa'daki Soğuk Savaş'taki ortaklarının ya bu Amerika'da olmasa biz de bir şeyler yapabiliriz tarzı bir davranışa girişti. Ama Amerika ne yaptı biliyor musunuz? Yeni düşmanlar ortaya çıkartarak onların kendi yanında olmasını sağlayan bir politika takip ediyor gibi geliyor bana. Bir, mesela Rusya'nın son dönemde işte Avrupa üzerinde bir baskı uyguluyormuş gibi. Bu nereden, neye dayanarak bunu söylüyorum? Ukrayna krizi mesela. Daha önceki Gürcistan, Fransa'nın Ukrayna krizine baktığınızda işte bakın ben karşı çıkmaz isem siz yine bir Rusya ile geçmişte karşılaştığınız Rusya ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İki, terör meselesi. Hatırlayalım, bakıyorsunuz Fransa'da, Belçika'da, değil mi? İngiltere'de terör saldırıları meydana geliyor. Almanya'da terör saldırıları meydana geliyor. Bu aynı zamanda bana muhtaçsınız imajı veriyor. İkinci, bizim bölgede de yine terör, bir de İran tehdidi üzerinden bu defa geleneksel müttefiklerini kendi yanına toplamaya çalışıyor. Bu bir anlamda benden öyle yani bir arkanız dönüp gidemezsiniz diyor. Hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'daki özellikle Araplara ben tavrı böyle okuyorum. Ama Sayın Soylu da diyor ki bakın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yürütmüş olduğu politika aslında sizin de çıkarlarınıza ters diye bir hatırlatmada bulunuyor. Ama filtre konusunda çok özür dilerim. Filtre konusunda şöyle bir şey söylüyor Sayın Bakan. Özellikle mülteci anlaşması konusunda altını çiziyor bunu. Türkiye kimsenin göç konusunda bariyeri ya da tamponu değildir. Türkiye kimsenin uyuşturucu kaçakçılığı ya da terör konusunda bariyeri ya da tamponu değildir deyip iki kez altını çiziyor. Hani tamam Türkiye bir filtre, hani bir dönem Osmanlı'yı jandarma işte karakol ilan etmişlerdi ya. Sayın Soylu'nun burada bir itirazı var bu konuda. Yani Türkiye bir filtre ama biz kimsenin de ya kardeşim bariyeri bu, falan değiliz bu yani. Bu katılacak mı bilmiyorum ama aslında o. Bu coğrafi yapısı Türkiye'yi bir parça da buna zorunlu kılıyor.
Biraz da şu herhalde. Yani onu da işte mülteci anlaşmasındaki tökezlemeler vesaire, onun üstünden bence herhalde Sayın Bakan'ın yapmaya çalıştığı uyarı şu. Bugünün dünyasında geçmişte olduğu gibi, yani Soğuk Savaş döneminde gibi, belirli tehditleri siz bir yerde toplayıp orayı kapatamıyorsunuz. Evet. Yani bugünün tehditleri yumuşak ya da sert, sınırları aşağı aşağı her yere ulaşabiliyor. Evet. İşte bu nedenle mesela bunun bu sınırları kapatmak gayretinde müthiş bir çaba sarf eden Trump'ı görüyoruz, değil mi? Hı hı. İşte Meksika'ya duvar örmek, duvar örüyor. Efendim işte Latin Amerika'da bir takım göçmen olarak gelenleri geri göndermek vesaire gibi, hani uç örnekleri orada görüyoruz. Avrupa'da keza, Avrupa'nın bir kesiminde bu mülteci meselesi patladığında gördük. O işte sınırlara tel örgüler germek vesaire. Ege'de yolu kestiler, Karadeniz'den evet, yani yol aradılar. Avrupa Birliği'nin hani o malum değerlerini yerle bir eden görüntüler. Bence Sayın Bakan'ın altını çizdiği şey bu. Çünkü sadece yumuşak ya da pardon sert bir tehdit olması gerekmiyor. Mesela kuş gribi, değil mi? Belirli ülkelere girerken belirli tedbirler alınıyor mesela. Çin'e girerken insanlar sıraya giriyor. Libya'daki istikrarsızlık ondan Amerika'ya hani gidiyor ki. Hani o ateş cihazlarla kontrol ediliyorsunuz, geçiyorsunuz. Ama siz bir şekilde o bu rahatsızlıkları, yani kuş gribi gibi mevzuları bir yere, bir alana kapatamıyorsunuz. Ne kadar tedbir alsanız da onlar sınırları aşabiliyor. Bence bu Sayın Bakan'ın anlatmak istediği, Avrupalıları uyarmak istediği bu. Türkiye evet, Avrupa'nın sınır güvenliği aslında Türkiye'nin sınırlarında başlıyor. Bu bir gerçek ve Türkiye bu bağlamda büyük gayret de gösterdi. Ama bizimle birlikte yani ortak DAEŞ politikalarda evet. Bizimle birlikte ortak politikalarda ve ortak çıkarlarda hareket ettikleri sürece, yoksa ben onları koruyacağım diye mesela işte Afganlar geliyor, Suriyeliler geliyor, işte Türkmenler var. Yazık değil mi, orada Kuzey Irak'ta bir sürü Türkmen var, o zaman onları da alalım. Yani bir Türkiye, çok haklısınız, coğrafyası nedeniyle inanılmaz ve biz dünya beşten büyüktür diye bir motto dünyaya veren bir ülkeyiz. Herkes canını kurtaran bize geliyor ama belli dinamikler de var tabii içeride ve dışarıda. Tabii yani ki, tabii ki. Bizimle birlikte aynı, mesela şimdi 1 milyar euro 2019'da AB bize verecekmiş. Daha önce de vereceğiz dediler. Verdiler mi hocam? Avrupa'nın vereceklerine güvenmeyeceğiz. Yani ha. Şimdi buradan bağlı. Ama Avrupalılar da şunu biliyor. Anlaşma imzalandı. Niye var ya oğlum yani? 80% o Ege'den geçişler durmuştu. Bizimkiler anlaşmanın bizimle ilgili olan kısmına biz uyuyoruz. Evet, onlar ama uyuyor. Onlar kendilerine ilgili hiçbir kısmı yani uymadı. Yani uymuyorlar ve ben onlara bariyer olacağım. Niye daha da kötüsünü söyleyeyim. Bir de şunu unutmamak lazım. Türkiye sadece bunu, bu göç akışını durdurmak için yapmıyor. Aynı zamanda insani nedenlerle de bunu yapıyor. Bence bu çok daha önemli bir mesele. Kesinlikle. Ve sadece biz bunu söylemiyoruz. Mesela Birleşmiş Milletler yetkilileri, değil mi, Türkiye'nin bu bağlamdaki çabalarını dillendiriyor. Yani evet. Dolayısıyla hani Sayın Bakan herhalde bir şekilde onların da bildiğini hatırlatmak ihtiyacı duyduğunu. Ama şöyle bir kötü bir şey var. Şöyle bir düşünün, evet. Türkiye sınırını. Şimdi adamlar gelip Türkiye'nin güney sınırında Suriye ve Irak'ta terör örgütünü destekleyerek hem güvensiz hale getiriyorlar. Kendileri getiriyor açıkça söylemi. Evet. Hani özellikle terör örgütlerine verilen desteğe baktığın zaman hem bölgeyi istikrarsız hale getirip arkasında Türkiye'de sen de sınırına koruyor. Sahip çıkıyor. Şimdi, daha tehlikeli bir yere gidiyor bu Suriye ve Irak'taki IŞİD organları. Afganistan'a gidiyor. Evet. Şimdi Afganistan içerisinde Taliban'la IŞİD arasında bir savaş var. Ve şöyle bir şey var, bunu hani bölge çalışan ve bu bölgeyi Pakistan'ın da Afganistan'ın da gezen ve gören biri olarak söyleyeyim ben size. Afganistan'dan çıkacak ya da dökülecek kan Orta Doğu'yu da alır götürür altında. O kadar bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi Afganistan'a girdiler, gireli 15 sene bitti. 15 senedir Taliban %76'sını yönetiyordu girdiklerinde, şu anda %72'sini yönetiyor hocam. Afganistan'da yani hiçbir kan kaldı dökülecek. Hiçbir değil. Kaldı. Hocam orada çıkacak karışıklık öyle bir boyutta yansır ki Pakistan'ı da İran'ı da
Orta Doğu'da bugünkü karmaşıklığın içindeki ülkeleri de alır götürür bu noktada. Ama hani hep İpek konuşuyoruz yolu, ya, evet şimdi onu söyleyecektim. Bakar mısınız hangi hat üzerinde, buna Arakan dahil, Pakistan, İpek Afganistan, baktığınız zaman zaten dertleri bu, oralar Uşak öyle olsun. Projesi. Peki isterseniz şu ABD'den devam edelim. Hocam özellikle size sormak istiyorum izninizle. Şimdi ABD uluslararası hukuka saygılı mı? Sorusuyla bir parantez açalım. ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki oyunu biliyorsunuz bozuldu, evet. Türkiye tarafından. Şimdi Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ulaşmak için yeni yeni alternatifler aramaya başladı. Hatta içlerinde işte düşünce kuruluşları var bir takım. Onlar da bir takım böyle yüksek sesle fikirler öneriyor ABD'nin içinde. Ve görünen o ki alternatif bir plan Kıbrıs'tan geçiyor. Bir tanesi o. Şimdi hatta bu ABD'nin en önemli düşünce kuruluşlarından biri olduğu söylenen bu CSIS, Beyaz Saray'a bölgede Türkiye karşıtı bir ittifak ve özellikle Kıbrıs'ta kurulmasını tavsiye etmiş. Kıbrıs'ta neler oluyor hocam? Siz orada yaşıyorsunuz. Evet, şöyle şimdi ilginç olan şu, hocam da bahsetti aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece bu işte bizim güneyimizde, yani güney sınırlarımızdaki bu terör kuşağı meselesi Trump yönetimiyle alevlenmiş bir şey değil. Bunun gerisinde işte Pentagon ve işte Obama yönetim, hatta ta 90'lı yıllara kadar bunu götürebiliriz. Adım adım gelen bir süreç var ve bir plan var. Ama ilginç olan Türkiye'nin bu planı bozmuş olması. Yani bu işte Cerablus, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketiyle bu plan bir şekilde durduruldukça ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Şu an itibariyle B planına geçti. Siz de bahsettiniz. O da işte bu El Tanf'tan bir şekilde Deir ez-Zor'dan, El Tanf'tan daha güneyinden Suriye'nin geçen bu Hayfa, İsrail'deki Hayfa limanından Doğu Akdeniz'e çıkış. Bu bir hat. Yani burada bu planı şu anda oluşturmak için farkındaysanız Suriye'nin güneyinde İsrail'in bayağı hareketlendiğini görüyoruz. Bunun sinyalleri aslında o T4 üssüne yapılan saldırıyla başladı ve işte bu tampon bölge oluşturmak üzerine güneyinde Suriye'nin belirli planları vardı zaten İsrail'in. Trump'ın bu Kudüs'ü başkent ilan etmesi projesi ve işte büyükelçini oraya taşımasıyla bu olaylar hız kazandı. Ve şimdi işte bu Irak petrollerinin bir şekilde Akdeniz'e çıkışı için bu planın, B planı mı diyeceğiz artık, öyle diyelim, bunun devreye sokulduğunu görüyoruz. Bu bir tanesi. Eminim hocam da daha bunun yani detaylarını bize aktarır. Onun ötesinde esas olan şu, o küre siyasetini hatırlayalım. Geçip bir olmaz olasıca. Aynen, o küre siyasetinde aslında Amerika Birleşik Devletleri belirli ülkelerle bir yeni ittifak diyorsunuz. Ben ittifak demiyorum buna. O ülkelerin her birinin bir şekilde farklı çıkarları da var. Amerika Birleşik Devletleri evet kendine göre bir işbirliği kuşağı. Yani ittifak denilebilir ama çok kırılgan da bir ittifak olduğunu düşünüyorum. Kimi zaman şu anda mesela en çok gündeme getiren İran tehdidi. İran tehdidi üzerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, işte efendim bir nebze Mısır. Bu böyle bir kuşak oluşturdu. Tabii bunun ortasında İsrail var. Amerika Birleşik Devletleri uzun bir süredir aslında bu bölgede, Orta Doğu'da, Orta Doğu'daki kendi hakimiyetini ve İsrail'in güvenlik çıkarlarını zorlayabilecek bir yeni güç ortaya çıkarsa bunu bertaraf etmek istiyor. Ve bu planı da geriden durarak yapıyor. İşte bu stratejisini aslında Trump da uyguluyordu bir süredir. Ama son olarak bu Kudüs meselesiyle bence bir dönüm noktasına gelindi. Yani tamamen İsrail'i hegemonyasını bölgede kuvvetlendirmek ve öncelemek üzerine bir adım atıldı. Bu radikal bir şey ve Trump bunu yaptı. Hatta bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde realistler, Stephen Walt gibi şu anda Trump yönetiminin büyük bir hata yaptığını altını kalın kalın çizerek yayınlarını yapıyorlar, bloglarını yazıyorlar. Bunun maliyetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne olacağını ve bu hatalı gidişatın şu anda Trump yönetimi tarafından harekete geçirildiğini söylüyorlar. Bunu niye söylüyorum?
Çünkü o geriden durma stratejisinde Amerika'nın tabii istisna dönemler var ama genel anlamda kullandığı iki enstrüman vardı. Birisi devletler, birisi de devlet dışı aktörleri kullanarak o Orta Doğu'daki kendi çıkarlarını, o işte güç dengesini bir şekilde bozmamak Amerika ve İsrail aleyhine ve bunu da yaparken aslında maliyeti işte bu devlet ve devlet dışı aktörlere yıkmaktı. Şu anda ise İsrail'in bu kendi güvenlik politikalarını üstlenen Trump yönetimi aslında bir maliyet yüklenmesi aldı. İşte realistler zaten bu yönde Trump'ı eleştiriyorlar ve şu anda işte Kıbrıs'ta bu denklemin tam ortasında. Çünkü hem jeopolitik bir kuşak bu bahsettiğimiz işte küre siyasetinden beri başlayan hem de aynı zamanda jeoekonomik bir kuşak. Çünkü sadece işte Suriye üzerinden Akdeniz'e çıkışı ve bu işte hidrokarbon nakil hatları meselesini içermiyor. Aynı zamanda Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafındaki işte bu deniz alanları üzerindeki tartışmalı Güney Kıbrıs'ın tek taraflı ilan ettiği bu münhasır ekonomik bölge üzerinde bu belirli uluslararası firmalara, petrol şirketlerine arama izni vermesi üzerinden patırtı çıkıyor. Ve çok ilginç, Türkiye bu yönde biliyorsunuz 3. bölgede Eni'nin yapmak istediği sondajı bir şekilde bu Navtex uzatılmıştı ve Türkiye bunu bir şekilde durdurdu ve geri çevirdi. Daha sonra 10. bölgede işte 6. filo mu geliyor tartışmaları çıktı. 10. zonda. Evet, ya bunları üst üste koyabilirsiniz ama daha ciddi bir şey bence. Türkiye zaten bu anlamda iradesini gösteriyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman haklarının yanında olduğunu altını kalın kalın sadece söylemek ve çizmekle kalmıyor. Bifil orada donanmasıyla bunu gerçekleştiriyor. Artı bu hafta Barbaros'un iki gemiyle birlikte araştırmaları başlatacağı haberini ve müjdesini biz duyduk. Bunlar da eşanlı olarak süre geliyor. Ama daha önemlisi eğer farkındaysak ki biliyoruz hepimiz bu işte kimyasal silah meselesindeki Suriye'deki noktalara bir şekilde müdahale ederken İngiliz üslerinin kullanıldığını biz biliyoruz ve onun akabinde nedense demek ki Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'ye de çok fazla güveni kalmamış ki Amerika Birleşik Devletleri'nin biz Kıbrıs'ta üs istediğini duyduk. Ve bunlar bu tür talepler olurken İsrail'in ya da Rusya'nın da bu yönde talepleri olduğunu biliyoruz. Daha da önemlisi bu talepler gündeme gelmişken adadaki Türkiye garantisi bu 60 anayasasından kaynaklanan artı Türk askerinin varlığını da tartışmaya açan düşünce kuruluşları ve dedikoduları da duyduk. Dolayısıyla bu bağlamda neden bunların bir arada böyle eşanlı olarak ortaya çıktığı konusu aslında bize Akdeniz'in ve Kıbrıs'ın etrafının da ne kadar sıcak olduğunu, bunun sadece bir hidrokarbon meselesi olmadığının kanıtı. Daha da büyük bir kanıt. Şu anda Doğu Akdeniz'de 33 tane ülkenin gemilerinin bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla resim budur. Yani jeopolitik bir de Rus etkisi var hocam. Tabii yani nasıl söyledim çünkü zaten. Şey, yani Rusya'nın tabii Doğu Akdeniz'deki esas o tüm, iki üssü evet, sahip olması ve Doğu Akdeniz'deki varlığını bir şekilde pekiştirmesi ve son bu Ürdün'de İsrail'le yaptığı anlaşma da bunun üzerinden giden evet, bir mücadele. Dolayısıyla herkes şu anda Akdeniz'de. O anlamda tabii Kıbrıs'ın önemi de birden yani zaten biliyorduk ama bu kadar resmin ortasına çıkmamıştı. Yani hem Doğu Akdeniz çıkışı hem ekleyeceğim de ekleyeceğim bir şey varsa buyurun. Ben kocama ekleme olarak söyleyeyim. Şimdi hani biz Arap dünyasını anlatırken üç temel ülkeden bahsederiz. Mısır, Suriye ki bunlar iki kere Birleşik Arap Devleti'ni kurmuşlardır. Bir de Irak. Şimdi Irak ve Suriye zaten yok. Öyle bir devlet, yalnızca isim var şu anda. Irak derseniz varmış gibimiş gibi. Yani çünkü neyin ne olduğu belli değil. Paramparça. Evet. Mısır hani Sisi yönetimi göbekten teslim olmuş durumda. Şimdi üç temel Arap ülkesi yok. Yani
o Nasır Arap milliyetçiliğinin o Baas etkisinin ortaya koyduğu Arap birleştiriciliği ortaya çıkaracak üç temel ülke yok. Şimdi bu üç temel ülke yok. Amerikalılar diyorlar ki bir düşman var. Bu hem İslam dünyası için düşman hem Araplar için düşman. İran. İran. Şimdi İran var. İran'a karşı da Arap coğrafyasının liderliğine soyundurabileceğimiz bir ülke lazım. Bu ülkeyi seçtiler Suudi Arabistan. Cengiz Tomar Hoca'nın kulakları çınlasın. Onun alıntıyı oradan yapıyorum diye intihale girmesin. Söyleyeyim bu şekilde. Hani Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu'ya istikrar, Suudi Arabistan'a demokrasi gelmeden Orta Doğu'ya demokrasi getiremezsiniz. Şimdi Suudi Arabistan'dan bir Mısır gibi, bir zamanın Suriye'si gibi, zamanın Irak'ı gibi bir lider çıkartamazsınız. Çünkü kabile tarafından yönetilen, kabile devlet mantığındaki bir ülkeden Arap dünyasına liderlik çıkaracaksınız ki burada bir de Vahabi anlayışı ortaya koyacaksınız. Evet. Şimdi bütün bu hani Kıbrıs'ı da içine alan Doğu Akdeniz'de dahil eden denklem içerisinde Orta Doğu'da Amerikalıların ki işte realistlerin en önemli eleştirilerinden biri bu. Gelecekte nasıl bir strateji izleyeceği tahmin edilmeyen bugünün politikası yaratılmaya çalışıyor. Ama geçen işte bir Rus uzmanlarla beraberdik. Çinliler falan da var. Çok güzel bir şey söylediler. Diyorlar ki Amerika hiç düşünmeden yani izleyeceği politikanın sonucunun ne olacağını düşünmeden ona göre bir strateji izinmeden önce olayı gerçekleştiriyor ve bakıyor acaba ne oluyor diye. Sonra o olay üzerinden strateji izlemeye çalışıyor. Sonra da bunu elini ayağına bulaştırıyor ama bunun ceremesini bölge halkları çekiyor. İşte Afganistan bunun bir örneği, yani, Libya bunun bir örneği. Burada Suriye şu hatayı yapıyoruz. Ben dikkat ediyorum. Yani Rus uzmanlarda da var, bizlerde de var. Yani mesela ben dikkat ediyorum. Bazen deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası başarısız oldu falan diye. Hayır, öyle bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası gayet başarılı. Kime göre başarılı? Bize göre evet. Yani bize göre başarısız yani Orta Doğu'da. Ama Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da bir istikrar ve demokrasi kuşağı oluşturmak için mi politika takip etti de başarısız? Zaten bunu yapmadığını Trump'ın söylüyorlar. Onu açık açık bence dile getirmemiz lazım. Bir yani de maliyet, Amerika değil. Çok maliyet ödüyoruz diyoruz. Amerika maliyetini ödemiyor. Amerika'nın maliyetini ödeyecek bölgede devletler var. Yani 79 sürecinde de bunu görebiliyoruz. Irak Savaşı'nda da bunu görebiliyoruz. Şimdi de bunun olduğunu görüyoruz. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasının kendi açısından çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama bizim açımızdan felaket olduğunu düşünüyorum. Şimdi yine o hatta gelmek istiyorum. O hat önemli. Niye Türkiye hani İran'ı çok rahatlıkla düşman ilan edebiliyorlar. Ama Atlantik İttifakı içinde ve Türkiye ile uzun süredir birlikte çalıştıkları için ancak bu kadar yapabiliyorlar. Yani ancak bu kadar yaptıklarını dediğimde Türkiye'ye yönelik bir terör örgütünü bile sonsuz derecede yani ne yapabiliyorlar? Destek verebiliyorlar. Buradaki amaçları şu. Orta Doğu'da iki ülke var. Arap coğrafyasını boş verin. Arap coğrafyası tamamen darmadan olmuş. İki ülkenin Orta Doğu'yu etkileme potansiyeli çok güçlü. Çünkü bunların imparatorluk bağ geçmişi var. Bunların kodlarında bu var. Biri İran, biri Türkiye. İşte siz Basra Körfezi ile Akdeniz arasında burayı kontrol ettiğinizde iki şey sağlamış olursunuz. Amerikalılar açısından ve İsrailler açısından söylüyorum. Bir, bu hattı kontrol ettiğinizde İran'ın Akdeniz'e girişini engellersiniz. Aynı zamanda Rusya'nın. Rusya'nın da ve Türkiye'nin de ama hala ve Türkiye'nin de ve Türkiye'nin de Arap dünyasına girişini engellersiniz. İki tane işte aynı mantıklı gibi. İki önemli ülkeyi yani kontrol etmek istediğiniz yerden uzak tutabilirsiniz. Başka bir şey daha var bence. O çok daha önemli. Basra Havzası'yla burada Basra Havzası diye kastettiğim Kuveyt'tir, Irak'tır falan ve Suriye'nin bir kısmını da katabilirsiniz buna. Buradaki petrol ve doğalgaz havzasıyla Doğu Akdeniz havzasını birleştirme girişimi bu. Hem ikisini çıratıyorsunuz hem birleştiriyorsunuz. Peki bundan kim faydalanıyor? Dikkat ederseniz o stratejik İsrail. İsrail bundan faydalanıyor. Çünkü bu iki ülkeyi dışarı attığınızda bugün İsrail'e karşı çıkacak, İsrail'in politikasına karşı çıkacak bir devlet bulamıyorsunuz. Yani Suudi Arabistan'a baktığınız zaman bence bunun üzerinde çok iyi durmak lazım. Bugün yani en tehlikeli yönetici, meşruiyeti halka dayanmayan yöneticidir. Her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Aynen öyle. Yani böyle bir yönetici kadar tehlikeli bir yönetici olmaz. Kendi halkını bile katledebilir böyle bir yönetici. Bunu gördük biz.
Hani Mısır'da darbe yapıldığında gördük. Suudi Arabistan'a bugün baktığınız zaman veya diğer ülkeler diyor ki adam siz yönetimde kalmak mı istiyorsunuz? Tehdit ediyor o küre siyaseti dediği hocamın kürenin altından bunlar çıktı. Sizin diyor yönetiminizi ben koruyacağım. Ama bunun maliyeti var diyor, ben öyle boşuna sizin güveninizi sağlamam. Sizin derken Suudi Arabistan devlet olarak demiyor. Baştaki kişiye söylüyor bunu. Emirlik, krallık neyse. Çünkü diyor silah satıyor hocam. Aynen silah. Güvensizliklerini arttırarak. Benim bölgedeki ikilem de burada başlıyor. Tabii, tabii o da var ve, yani. Ve diyor benim bölgedeki o şeylerimin planlarımın maliyetini ödeyecek misiniz diye sormuyor. Ödeyeceksin kardeşim diyor. Dikkat ederseniz Suudi Arabistan'ın Arabistan'ın yani, son dönemde PKK, PYD, YPG ile ilişkisine bakalım. Yani orada farkındaysanız Türkiye'nin açıktan karşı durması ve bu konuda her şeyi yapmak istemesi, Amerika'nın artık kendini savunamaz duruma gelmesi. Bu defa ne yapıyorlar? PKK'nın, PYD, YPG'nin içine biraz Arap sos katarak farkındaysanız Suriye'de yine o ekseni sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani bunun en karlı çıkan kim? O noktaya döneceğiz. İsrail. Evet. Zaten tam söylediğiniz noktaya döneceğiz. Çok önemli bir yer o söylediğiniz yerler gerçekten, ama isterseniz şuradan devam edelim. Şu ABD'nin S-400 alımına karşı F-35 baskısını. Evet. Şimdi biliyorsunuz Putin bu konuda aslında çok hoş da bir şey söyledi. Sayın Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Aksine bu Erdoğan'ı daha da cesaretlendirecektir. Biraz planlanan bu F-35 teslimatı nedeniyle endişeli ve Türkiye'nin bu F-35'leri almasını istemiyor. Çünkü zaten bölgede sadece kendisinde F-35 var. Türkiye'nin uçaklarının kapasitesi yükselmemeli diyor ve bununla ilgili engelleme girişimlerinde bulunuyor diyor İsrail basını. Şimdi buradan baktığımızda soru şu, Türkiye'ye F-35 verilmesin kampanyasının arkasında İsrail mi var? Vallahi şimdi eski bir havacı olarak söyleyeyim ben size, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurları kendi hava sahamızı koruma dışında dünyada sayılı unsurlardan biri. İnsan yetiştirme kapasitesi de öyle ki bundan sonra gelecek unsurlar da. Bakın bir çağrıyla bir günde yaklaşık 70 tane pilotumuz, ki bunlar Türk Hava Yolları'nda, işte diğer hava yollarında çok üst seviye maaş alırken, bir çağrıyla bir günde 70'e yakın pilotumuz tekrardan üniforma giyip yeni gençleri eğitmek için geri döndüler. Hani bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor ama bu çok önemli bir noktadır. Hani bu düşürülecek bir nokta değil Türk insanı için. Şimdi S-400 konusu, ya şimdi biliyorsunuz hani Çinlilerle tam imza aşamasındayken döndük. Şimdi Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye diyor ki biz sizden bir şey alalım ama bunu beraber üretelim, Ar-Ge'sini beraber yapalım. Bunun gelişimini beraber sağlayalım ve belli bir oran sonra bu üretimi ben kendim sağlayayım. Çok doğru bir alım yöntemidir bu. Teknoloji transferi istiyor. Yeni bir şey değildir yani. Ama Avrupa'dan biz yeni öğreniyoruz. Soğuk Savaş döneminden beri istiyoruz. Biz yani bu işi son dönemde yeni. Çünkü Soğuk Savaş döneminde tek bir kutba bağlı olduğu için özellikle savunma noktasında vermem diyordu. Kimse sesini çıkartamıyordu ama artık her şey değişmiş durumda. Şimdi Avrupalılara, Amerikalılara diyoruz ki tamam füze alacağız, savunma füzesi. Gelin beraber bunu geliştirelim. Biz de bunun üreticisi durumuna düşün. Yok diyorlar yani. İyi de bu 1923'ün Türkiye'si değil ki, yani uçak fabrikanı kapat, traktör fabrikası haline getir, ben sana uçağı daha ucuza veririm, kandırılacak bir Türkiye değil Türkiye. Çünkü bu ülke 4 Haziran 1964 günü her şey hazır Kıbrıs'a harekat yapacakken bir Amerikan başkanının bir mektubuyla o harekatı iptal etmek zorunda kalmış bir ülke bu ülke. Ne oldu? Tank, top, helikopter, her şey yerli mala döndü. Bizim ürettiğimiz mala döndü. Kimse niye bunu kullanıyorsun ya da kullanamıyorsun ama işte Atak helikopteri konusunda Pakistan'la anlaşma imzalandı. Açık olmamakla beraber yapılan anlaşmanın önemli bir ortağıdır Türkiye ve imalatın içerisinde bir ülkedir. Yani o 8 ülkeden biridir. Dolayısıyla Türkiye'ye hani bunu vermemek, F-35 satışını durdurdum kararını almak ya da
bu tavsiye kararına Senato'nun uyması ve Amerikan yönetiminin uyması noktası biraz bence hukuksuzluk. Hani biraz hukuksuzluk. Ama takmıyorlar ki adam. Vermiyorum diyor. Ama şimdi bir de sonuçta bir müttefikinizin güvenilirliğini kaybederseniz başka müttefik bulmakta adamlar da... Adamlar deliğe yatıyor. Gerçi müttefik konusu da ayrı bir hikaye. Adamlar deliğe yatıyor. Ya bugün yani, mesela açıklama yapıldı aslında. Değil, evet. Yani hani alternatifler aranılır diye söylenince. Sonuçta Su 27'lere doğru dönülür. Çok ilginç ve bence bizim Türkiye'deki akademiyede şunu çalışmamız lazım. Ben bunu inşallah bir tez olarak vermeyi düşünüyorum. Biz hep hasım tehdidi üzerine çalıştık. Bir de müttefik tehdidi. Müttefik tehdidi nedir? Bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Çünkü bu o kadar güzel bir case var ki önümüzde. Aslında bugünün dünyası artık ittifaklar kalmadı. Bunu da kabul etmek lazım. Daha çok şeye bakıyor. Söylüyorum yani konular üzerinden işbirliği alanları var. Bir tek ya Amerika bir tek bir yapıyor. İttifak diyoruz ya. Genelde daha çok geçici ittifaklar üzerinden bunu yapıyorlar. Zaten Türkiye'de uzun bir süredir ilişkilerini çeşitlendiriyor. Mümkün olduğu kadar. Aynı enerji güvenliği gibi. Kaynak ülkeyi S-400 konusuna gelince ben yani bir defa Çin'le iptal ediyorsunuz. Evet. Şimdi Rusya'yla bu kadar ileri gittikten sonra sadece Rusya'yla ilişkimiz bizim S-400 ilişkisi değil. Değil tabii. Amerika ilişkilerine baktığınız zaman kat kat ilerisine geçmiş bir şey. Onun için Türkiye böyle bir şeyi tekrar iptal ettiğinde Türkiye'nin bölgede inandırıcılığı kalmaz. Bu çok kötü bir şey olur. Zaten farkındaysanız kararlı bir şekilde bunu siyasi irade götürüyor. Alan NATO ülkesi de biz değiliz. Tabii yani. F-35 konusunda İsrail'in tavrını şöyle okumak lazım. İsrail'in şöyle bir güvenlik anlayışı var. Güvenlik anlamında en iyi teknoloji bende olsun istiyor. Evet. Yani evet. Çünkü biliyorsunuz geçenlerde ilk F-35'i getirdiler. Hatta bir uçuş yaptı İsrail. Evet, ilk kez kullandılar. Bir de şey var mesela nükleer bende olsun diyor. Uçak da en son teknoloji bende olsun diyor. En son Irak'taki reaktörü vurdu bu dediler. Vurdu, evet. Hatta 81'de de biliyorsunuz 82'de her şey bir tek bende olsun diyor. Yani şöyle böyle bir düşüncesi var. Şimdi Türkiye'de bir anlamda aslında Türkiye'yi son dönemde attığın adımlarla benim aleyhime politika izliyorsun. Bak gerekirse bunu da engelleriz tarzı bence ab altından sopa göstermeye çalışıyorlar ama bunu... Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Lazım. Yani ben F-35'in verilmeyeceğini düşünmüyorum hocam. Yani onu bilmiyorum. Bunlar belli hepsi olmaz. Kullanılıyor aslında. Ama bence burada en önemli şey neden İsrail bu konuda rahatsız? Evet. Neden İran'dan değil de bu F-35'li bir Türkiye'den çekiliyor? Bunu düşünmek lazım. Evet. Burada bir nokta koyalım. Biraz ara verelim programımıza. Peki. Seyircilerimiz de biraz dinlensin. Bu kafayla Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmez diye ciyak ciyak bağıran bir adam. Sayda Öztürk rahatsız mı acaba? Çalışmıyor mu gazetede? Bu kadar çakma olur mu ya? Bu kadar yapıştırma olur mu ya? İsviçre'den bir gazetemiz var. Bugün onu da yorumlayacağız. Orada kime giydiriyoruz? İsviçre Başbakanı'na. Evet. Devam dersin. Devam edelim. Millet tamam derse diyor. Yanlış anlaşılmasın. İtler demiyor. Sandık sosyal medyada kurulmuş olsaydı belki bir şeyler yapabilirdiniz ama sandık milletin önüne geliyor. Hoş geldiniz. İsterseniz kaldığımız noktadan devam edelim. Nurşin Hocam demiştiniz ki İsrail neden rahatsız bu kadar? Hiç bu soruyu sormamız gerekir demiştiniz. Peki neden rahatsız? Yani kesinlikle. Şimdi mesela İran tehdidini önceleyen bir İsrail'den bahsediyoruz ve şu anda Türkiye'nin demek ki potansiyeli yani işte bütün bu 15 Temmuz sonrası yaşananlara 15 Temmuz dahil olarak işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hızla Cerablus ve işte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı esnasında bu askeri operasyonlar esnasında gösterdiği sahadaki başarı. Dolayısıyla
biraz önce burada ilk bölümde konuşuldu. Mesela Sisi Mısır'ın durumu ortada. Hani bu İsrail'in etrafında oluşturulan kuşaktaki ülkelere baktığımızda emirlikler zaten Suudi Arabistan inanılmaz bir askeri harcama yapıyor ama akademik toplantılarda espri konusudur. Suudi Arabistan pilotlarının uçakları kaldıramadığı yönünde espriler yapılır. Akademik toplantılarda üstelik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin bu var olan şu anda gelinen savunma sanayisi, yerli, milli, işte bütün donanımları ve sürmekte olan projeler artı sahadaki iradesi ve başarısı. Tabii bunu çok boyutlu diplomasiyle nasıl birleştirdiğini de biliyoruz. Bunları göz önünde bulan bir İsrail'in demek ki F-35'leriyle donanmış ortak üretimini yapan Türkiye'den demek ki bir çekinmesi söz konusu. Yani bölgede tek etkili potansiyel güç kendisini zorlayıcı olarak Türkiye'ye koymuş. Bu anlamda bu soruyu sormamız lazım diyorum. Yani F-35'lerin kapasitesi vesaire kendisi de edinmiş yani. Zaten İsrail'in böyle bir konumu da var. Bu sadece konvansiyonel silahlarla ilgili bölgedeki etkisini ve nüfusunu zorlayacak gelişmelere hep müdahale ediyor. Ama zaten nükleer meselelerde de böyle. Mesela bir İran tehdidinden bahsediyor. Şu nedenle, bu nedenle işte uzantıları şu, bu. Bunlar tartışılabilir tabii ama İran'ın işte NPT anlaşmasını, nükleer silahların yenilmesi anlaşmasını zamanında geçmişte deldiğini bize belgelerle Netanyahu gösterdi. Ama konunun uzmanları dedi ki biz bunu zaten biliyorduk. Bu anlaşma öncesi ihlallerle ilgili. Keza Uluslararası Atom Enerjisi ne dedi? Anlaşma sonrası İran anlaşma hükümlerini yerine getiriyor dedi. Şimdi bu kadar İran'ın nükleer silah ihtimalini, edinme ihtimali üzerine kafa yoran İsrail'in kendisi bir nükleer güç Orta Doğu'da. Dolayısıyla bu bağlamda nasıl ikircikli düşündüğünü ve tamamen bölgede hegemonyacı bir davranış içerisinde olduğunu ve Amerika'nın bu Trump'ın bu yeni yönetimin bu Kudüs kararıyla aslında bu İsrail'in bu politikalarına bir ön açtığını tespit etmek lazım. Bunu zorlayacak güç olarak da Türkiye'yi gördüğünü söyleyebiliriz demek istemiştim. Peki. İsterseniz buradan bu biliyorsunuz gözler 4 Haziran'da çünkü Çavuşoğlu ile Pompeo Münih'ten teröristlerin nasıl temizleneceği konusunda bir görüşme yapacak. Ne dersiniz bu görüşmeden bir operasyon mu çıkar yoksa bir uzlaşma mı çıkar? Nasıl bir pazarlık olur? Belli ki bir pazarlık olacak, masada bir şeyler var. Hem Türkiye'nin elinde hem ABD'nin de. Çok şey yapalım, Anadolu Ajansı haber geçmişti bununla ilgili. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK unsurlarının Münbiş'ten çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ama detayların 4 Haziran'da yapılacak görüşmeler. Pompeo Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmeyle oluşacağı noktasında. Peki ama daha önce de böyle çok şey söylediler ben mi? Burada, ben burada ben burada hani Türkiye'nin gerek Fırat Kalkanı sonrasında çok haklı olarak Zeytin Dalı harekatıyla Amerika'yı bir şekilde mecbur kıldığını düşünüyorum. Bilmem hocalarım katılır mı ama tarihin hiçbir döneminde Rusya Orta Doğu'da bu kadar denge unsuru olmamıştı. 2015'te onu okudu evet. Yaşan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi. Tabii Obama yönetimi. O yani, geriden duruyor diye geldi. Evet diyordu. Yani sonuçta Rusya artık Orta Doğu'da Amerika'yı dengeleyebilecek temel, eskiden de hani Sovyetler Birliği dönemi içinde bunu söylenebilir ama tarihin hiçbir döneminde Orta Doğu'da bu kadar etkin ve bölge içerisinde olmamıştı Ruslar. Şimdi Türkiye-Rusya ilişkileri sonrasında çok, ben bu dış politikayı anlatırken 2011, 2015 ve 2015 yani 15 Temmuz sonrası diye bakıyorum dış politik davranışına Türkiye'nin. O 15 Temmuz'dan sonraki değişen, hatta 2016 seçimlerinden sonra değişen Türk dış politikası İran'ı da bir şekilde o dış politikanın kazan kazan ilkesi içerisinde bir ittifaklar zinciri içine çekebildi. Ya da belli oranlarda, belli konularda mutabık kalabilecek noktaya getirdi. Şimdi siz Rusya ile İran'la iki bölgedeki unsurla diyebileceğimiz temel unsurla
ortak noktalarda politika yapmaya başladığınızda hani demin Mehmet Hoca çok güzel bir espri de yani müttefik dediğiniz kitle, müttefik dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar terörist grupla ortak hareket etse de bir şekilde sizin o iki harekattaki başarınızı ve bölgeye olan etkinizden dolayı bir şekilde sizinle uzlaşmaya varmak durumunda kaldığını düşünüyorum. Yani bu Türkiye'nin dış politik başarısıdır. Evet. İçerisinde hem askeri unsurlar vardır hem politik unsurlar vardır diye düşünüyorum bunu. Benim Murat kafamda soru işaretleri var bunu söylüyorum yani yok değil. Elbette ki o biraz önce bahsettiğimiz programın başında bahsettiğimiz bölgedeki işte Basra hattıyla Akdeniz'i birleştirme, Türkiye'yi bölgeden uzaklaştırma, İran'ı doğuya doğru çekme girişiminin Türkiye'nin iki harekatı çok önemli derecede bunu engelledi. İşte ne diyoruz? Fırat Kalkanı ve Zeytindağı harekatı. Şimdi Türkiye arkasında Münbiç. Münbiç önemli. Münbiç'e hareket edeceğiz. Burada terör örgütü burada yuvalanamaz diyor. Bunu net bir şekilde söylüyor. Münbiç'e baktığınızda biliyorsunuz Arap nüfusun yoğunluklu olduğu bir yer. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Çok yani %100'e yakın neredeyse. Evet. Ama şimdi bu Fırat'ın batısı. Bir de doğusu var. Şimdi bence onu gündeme getirmekte çok fayda vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey olmasın. Yani Fırat'ın doğusunda Türkiye Irak işlerine kadar, Sincar bölgesine kadar Fırat'tan başlamak üzere PKK'nın yuvalandığını biliyoruz Türkiye sınırında. Evet. Şimdi Münbiç'ten anlaşmalı bir şekilde çıkacağı anlaşılıyor. Ya ama şöyle bir şey olmasın. Doğusuna evet yani. Ben işte Münbiç'te size bakın sizin dediklerinizi dikkate aldım. Harekatınıza da çok doğrudan karşı çıkmadım. Doğusuna i̇şte, karışmayın. Yani buraya karışmayın dediği andan itibaren bu defa ne demektir evet. biliyor musunuz? Burada iyi teçhiz edilmiş, silahlandırılmış terör örgütü Türkiye'nin yanı başında. Yani bunu Türkiye kabul edemez. Eğer Münbiç'teki bir başlangıç olacaksa evet. Aynen. Ama yok Fırat'ın doğusundaki benim burada yeni bir kandil kurmama sen müsaade et. Gerektiği zaman sana karşı operasyon yapayım. Gerektiği zaman Suriye içine karşı. Gerektiği zaman Irak'takini sıkıştırayım. Hatta İran'a da elim uzansın buradan tarzı. Burayı bir koçbaşı olarak kullanacaksa. Ki öyle görünüyor. Öyle gözüküyor. Aynen. Ben aynı burada şey. Her şey Münbiç'le her şey çözülmez. Aynen. Çözülmüyor. Münbiç bir başlangıçtır. Bunun Fırat'ın doğusuna da yansıyacak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasal birliğini sağlayacak bir politikanın başlangıcı ise evet Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Suriye'de işbirliği yapabilir bölgenin istikrarı için. Yok Türkiye sadece burada işte ben sana bir havuç veriyorum. Ondan sonraki kısma karışma politikası takip edecekse bu Türkiye açısından hala o bölge Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklemiş olduğu terör yuvalanması Türkiye'ye tehdit olmaya devam eder diye düşünüyorum. Buna iyi bakmak lazım. Hocam yalnız burada bir ekleme yapayım. Biliyorsunuz 2016'lara kadar Türkiye'deki dış politika yapıcıları, iktidar, hatta silahlı kuvvetlerde sözcüler konuşurken hep Fırat'ın batısında istemiyoruz söylemlerinde bulunuyorlardı. Bunu da en çok tenkit edenlerden biri bendim. Yani kardeşim Fırat'ın batısını temizlediniz de Fırat'ın doğusu çok daha riskli. Çünkü sınırınıza daha yakın ve unsurlar çok daha etken. Şimdi Türkiye'de gerek Dışişleri Bakanlığı, gerek Başbakanlık, gerek Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay seviyesinde yapılan tüm açıklamalarda dikkat ederseniz Fırat'ın batısı değil, doğusu da temizlenmedi ve biz doğusu dahil temizlenene kadar da bu işin içinde olacağız söylemi var. Bence Amerikalılar, Kutay Hocam şunu fark ettiler, tek başına hareket etmeye çalıştıklarında Rusya, İran ve Türkiye birlikte hareket ettiği zaman, bir araya geldiği zaman bölgede sonuç alamıyorlar. Evet. Onun için şimdi bence bu ittifakı bozucu böyle bazı kırıcı, girişimlerde evet. bölecekler. Bunların girişimi bu. Yani Suudi Arabistan falan teslim olmuş durumda. Belki hatta S-400 baskısını da buna da bağlayabiliriz. Şimdi yani. Benim gördüğüm kadarıyla işte Türkiye'yi burada acaba Türkiye'nin bazı hassasiyetlerini dikkate aldığımız zaman İran'a yönelik yaptırımlar ve üzerine gittiğimizde Türkiye bunun dışında kalırsa bizim işimize yarar. İşte Rusya bakıyorsunuz, Rusya'da biliyorsunuz bu mesela nükleer anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaları çekilmesinden sonraki süreçte
biraz tedirgin davranıyor. Rusya da çok böyle ön planda olmuyor. Peki tam bu noktada sorayım mı? Bu ittifakı bozma girişimi devam edecek gibi geliyor bana. Tam söylediğiniz yerden soracağım. Çünkü işte bu çekişmeler bu Atlantik ve Avrasya arasında da var. Bu İran'la nükleer anlaşma tartışması küresel güç mücadelesinde ilginç şeylere sahne oldu. Mesela ne demek istiyorum? Almanya ve Fransa İran'ın yanındayız dedi. İngiltere'de öyle. ABD'ye rağmen. Şimdi mesela Trump neden çekilmek istiyor? Çok konuştuk ama. Şimdi belli ki bu Trump'ın nükleer anlaşmadan çekildiği ilanından sonra Orta Doğu politikalarında da Avrupa'da bir değişiklikler oldu. Ya da olacak gibi duruyor. Ne dersiniz? Yani nasıl dengeleri etkiler? Bu aslında 90 ile 180 pardon hocam günlük bir yaptırım süreci var devreye girmesi. O süre çok önemli. Yani Avrupa Birliği'nin bunu ne kadar değerlendirebileceği ve nasıl bir güvence verip vermeyeceği. Alman şirketlerine para ödettirdi. İran'a yaptırımları deldi diye yani bazı Avrupalı şirketler ve kişiler burada sorun yaşadılar. Benim takip ettiğim kadarıyla mesela Total Fransız mesela. Bir yani ismini vermeyeyim yani Fransız evet Fransız petrol şirketi diyor. Aynen. İmzaladı Total. Hayır diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'yle görüşme yapıyor. Bana izin verin diyor burada kalmam için diyor. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki süreçte Trump diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran öyle bir yaptırım uygulayacak ki tarih böyle bir yaptırıma şahit olmamıştır tarzı bir durumla geliyor. O şirketlerin, büyük şirketlerin zorlanmasının sebebi aslında Amerika'daki yatırımlarıyla ilgili. Çünkü sadece İran'da iş yapmakla ilgili değil. Mesela değil. Total'in en büyük çekincesi Amerika'daki yatırımları kaybetmek. Vergi konu sana zorluk çıkartalım tehdit ediyor. Direkt Alman dedi. Bu şeye benziyor işte. Siz İran'la iş yapmaya kalktığınızda diyor ki sadece İran'ı cezalandırmam. Diğer tarafta seni blok ederim diyor. Seni bitiririm diyor. Yani böyle bir yaklaşım var. Benim gördüğüm kadarıyla İran'a yönelik gördüğünüz deki süreç sıkı bir şekilde devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu tabii ki Avrupa Birliği buna ne derece durabilir? Artı yani ama orada da dengeleme mekanizmaları var. Mesela Çin'e bu bağlamda planlar yapmakta. Yani çünkü İran'la çok büyük bir ticaret hacmine sahip. Aynı zamanda petrol alımını yapıyor. Ve bankalar üzerinden evet, büyük alışverişler yani mesela var. Petrolü yuan üzerinden almak gibi. Yani çeşitli fikirler üretiliyor ama tabii ne kadar dayanacaklar? Bunu bize yaptılar hocam biliyorsunuz. Evet, bize mesela ilk dedi ki dolarla benim paramla ticaret yapamazsın dedi. Türkiye yapmadı. Arkasından altınla yaptı. Evet. Yine bu defa biliyorsunuz işte davası Amerika'da yürütülen davayı görün. Amerika ben gördüğüm kadarıyla Avrupa buna çok ses çıkaracağını tahmin etmiyorum. Yani eleştirecektir mutlaka. Şeyde de eleştiriyor. Mesela Filistin meselesinde de İsrail Filistin politikasını eleştiriyor ama sonuç alıcı bir şey doğru ve güvence vermedi. Güvence vermedi. Olarak. Artı işte belki bu Merkez Bankası aracılığıyla yani Avrupa Birliği'nde belki işte bu dolar üzerinden ticareti belki aşmaya deneyebilir. Bunu geçmişte 60'larda Küba'yla olan yaptırımlar sırasında yapmıştı. Burada eğer kararlı kesin hareket ederler ise o devam eder. Milli parayla ama onun dışında da Avrupa bir Çin'de bir şey daha söyleyeyim. Önemli olan tabii bütün bunlarda şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı yaptırımları kalkmasından bahsediyoruz. Yani bundan önce şu anda İran'ın tabi olduğu çok çeşitli yaptırımlar var. Birleşik Devletler yaptırımı, Avrupa Birliği'nin yaptırımları. Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında yeterince dirayetle durabilirse uluslararası toplum o anlamda zorlayabilir. Ama tabii bu iş bir yerde burada, ticarete dayanıyor. Burada bu yaptırımları Birleşmiş Milletler'e getirirse Amerika Birleşik Devletleri toplumun dirayetli durup durmayacağını orada aslında görürüz hocam. Aslında şöyle hocam galiba yani ekonomik sistem dolarize olmuş durumda. Evet. Aslında bunu kırmak lazım. Yani evet, Avrupa işte bunu kırabilecek mi? Şu Çin'de dediniz ya. Tabii işte dışarıda bunlar olurken tabii içeride biz 24 Haziran'a doğru hızla yol alıyoruz. İsterseniz şöyle bir içeriye tekrar dönelim. Hocam şimdi bu partiler biliyorsunuz seçim bildirilerini yayınladı. Mesela CHP'nin özellikle CHP'yi altını çizmemin nedeni var. 240 sayfalık bir seçim bildirisi vardı. Çünkü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Eleştirilerden biri şuydu. Bu PKK ve FETÖ için ayrı bir başlık açılmamasıydı. İkincisi de Afrin ve Elbap'tan PSK'yı çekme vaadiydi.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi AK Parti'nin 360 sayfalık şeyi vardı. Ne onun ismi? Evet, seçim beyannamesi vardı. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü 16 yıllık bir iktidarın bu kadar sayfaya sığdıracak bazı icraatlar olabilir. Ama 240 sayfalık CHP'nin şeyini merak ediyorum. Şimdi bazılarında olmadığını söylediniz. Ben de baktım. Evet. Allah aşkına 2015'ten bu yana Türkiye hem kendi içinde hem de bölgede PKK'ya karşı, PYD-YP'ye karşı bir mücadele yürütüyor. Allah aşkına bunun seçim beyannamesinde olmaması kabul edilebilir mi? Benim açımdan bakarsan kabul edilemez. Bu kadar şehit, bu kadar mücadele, bu kadar kaynak harcıyorsunuz. Hala yalnız da devam ediyor biliyorsunuz bu yapılanma. Evet. İki, Türkiye'nin en kanlı darbesiyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Hepimiz karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin hani meclis seçimleri de yapılıyor aynı zamanda. Biz oraya meclise, parlamentoya parlamenter göndereceğiz değil mi? Ama meclisi bombalayanlara karşı bir ne yapacağınızı ortaya koyduğunuz bir politika yok. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil onu söyleyeyim. Ha o Türk askerini şeyden ne var ismi Fırat Kalkanı ve Elbap'tan filan ben bir şey söyleyemeyim. Orada istikrar sağlanmadan oradaki askerlerin çekilmesini sağlayacak Türkiye'de ben hiçbir siyasi parti yok. Güvenlik paradigması da değişti. Sırf burada mesele şu olmaması benim gördüğüm. Çünkü iki ittifak var biliyorsunuz. Bir Cumhur İttifakı bir de Millet İttifakı diye. Şimdi Cumhur İttifakı ile MHP ile AK Parti zaten bu süreci götüren parti, destekleyenler. Özellikle 16 Nisan 2017'deki referandumdan bu yana bunu kurumsal hale getirdiler. Şimdi Millet İttifakı'na baktığınız zaman bunun içinde İyi Parti, Saadet Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bir de bunun gizli özneleriz ya biz. Bir de görünmeyen bir ortağı daha var. Onu açıkça söyleyelim. Çünkü HDP bu ittifakın bence içinde diğer kesimleri özellikle İyi Parti ve Saadet Partisi'nin tabanını veya AK Parti'den umdukları gelecek oyları ürkütmeme, kaçırmama adına HDP'ye bu ittifakın içinde resim verdirmek istemiyorlar. HDP bu resimde yer almıyor ama Cumhuriyet Halk Partililer şeyi ziyaret ederek o resmi veriyorlar. Ne onun ismi? Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ederek o resmi veriyorlar. Hani PKK ile ilgili böyle bir sürecin detaylı bir şekilde anlatılmamasının nedeni bence Kürt oyu demiyorum buna çok dikkat etmek lazım. HDP oyu, HDP'ye oy verenler diye söylemek lazım. Çünkü bütün Kürtler HDP'ye oy vermiyor. Genelde Kürt oyu falan diye tanımlanıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bence HDP tabanına bir mesaj vermek istedikleri için bunu dile getirmediler. Çünkü o gelmiş olsaydı bunlar biz şu anda programlarımıza ne yapacaktık tartışacaktık. FETÖ meselesine gelince bu anlaşılır gibi değil, bunu sormak lazım. CHP temsilcileri gördüğümüz zaman sorup onlardan öğrenmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Niye suskunsunuz bu konuda diye. Hatta Cumhuriyeti kuran parti olarak devlet konusundaki hassasiyetinizin yüksek olduğunu söyleyen bir parti olarak FETÖ konusunda niye bu kadar hassas davranmıyorsunuz diye bunu sormak lazım. Bunun cevabını onlardan beklemek lazım. Peki bir de şu partilerin meydanlardaki işte seçim vaatlerine bakalım mı? Ben mesela birkaç tane not aldım. Bana ilginç geldi. Yorum yapacak takatiniz varsa mesela Sayın İnce yerli otomobil projesini durduracağım dedi. Diğerlerini söylemiyorum. Birkaç cümle seçtim ben aralarında. Mesela Sayın Akşener'e bakalım. Mesela Sayın Akşener'e herhangi bir mitinginde şöyle bir şey duydunuz mu mesela ABD'ye yönelik? FETÖ elebaşı Gülen'i vereceksin. Mesela böyle bir şey söyledim ben. Örneğin CHP demokrasi mücadelesi verdiğini iddia eden bir parti ve biz hep böyle gördük hani CHP'nin öyle bir yeri olması gerektiğini düşündük hep. Ama mesela 15 Temmuz gecesine dönelim, ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını havaalanında almaya çalışanlara karşı nasıl bir duruş sergilediler? Şöyle bir hafızaları da yoklayalım. Seçim meydanlarında sadece Türk halkına mesaj verildiğini düşünmüyorum. Yani seçim meydanında olanlar bir kısmı tabii ki millete mesaj verirken bir kısmı da dışarıya mesaj verdiğini görüyorum ben. Dışarıya seslendiğini görüyorum. Yani Türkiye'nin önemli kalkınma projeleri veya altyapı projelerine yani toplumun hangi kesimi karşı çıkıyor ki siz ben bunu yapmayacağım veya durduracağım diyorsunuz. Ben bugün yani İstanbul'a gelirken 3 tane köprü gördüm. Tabii ki ilgimi çekti tartışmalardan dolayı. Havada açık olduğu için çok rahatlıkla görebildim. Baktım bir tanesini İşte rahmetli Demirel'in, diğerini rahmetli Özal'ın ve şimdi Tayyip Erdoğan'ın 3. köprü yaptığını görüyorsunuz. Ben mesela başka bir İstanbul'un üzerinden gelirken
Cumhuriyeti kuran partinin temsilcilerinin de İstanbul'da böyle bir önemli şeyini görmek isterim. Ne onun ismi? İşaretini görmek, eserini görmek isterim. Hocam şu vizyon söylemi bir şey yapalım mı? Şu cumhuriyet kurma söylemini. Çünkü hani, biliyorsunuz bunu söylerken ben hoşuma gitmediği için şöyle yani, yapmadım. Yani çünkü şöyle cumhuriyeti kuran kesim, çünkü Demokrat Parti dediğiniz kesim de o kuranların içerisinden çıkan bir kesim. Hani bunu tutup bugün de bir siyasi partiye mal etmek hocam, ironik yanlış bir şekilde hatırlatmada bulunuyorum. Yani şimdi şöyle söylüyorum. Bir şeyi kuruyorsanız ve kurduğunuzu iddia ediyorsanız onu sürdürmeye yönelik de bir çabanız olması lazım. O açıdan bizim toplum şuna bakar hocam. Vizyona bakar. Vizyon veriyor musunuz? Gelecek vizyonunuz ne? Yıkmaya yönelik vaatleriniz ne? Vizyonunuz ne? Veya mevcutları alıp ileri taşıyabilecek misiniz? Yeni bir şey koyacak mısınız ortaya? Ve bu konuda ortaya koyduğunuz vizyon noktasında da halkı ikna etme güvenilirliğiniz ne kadar? Doğru. Ona bakıyor millet. Şimdi bir taraftan diyorsunuz ki siz işte önemli konulara, Türkiye'nin bugün karşı karşıya kalmış olduğu, çok basit bir soru soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya vermiş olduğu destek konusunda sesiniz nasıl çıkıyor? Banyoya gidip mi ıslık mı çalıyorsunuz yoksa bunu açıktan açığa söyleyebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Toplum buna bakıyor. Çünkü biz bunun maliyetini ödüyoruz. Bu çok çok önemli. Şimdi son birkaç dakikam ama ben şunu es geçmek istemedim. Bu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde bir tweet attı biliyorsunuz. Ben onun değiştirdim derneğin ismini. DDD yaptım. Skandal. Darbeci Düşünce Derneği. Evet. Şimdi biliyorsunuz hani seyircilerimize hatırlatmak babından. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın idam edilmesine devrim dediler. Üstelik milletin o askeri müdahale sırasında ordunun arkasında olduğunu savundular. Ve tabii ki doğal olarak da darbeyi övme suçlamasıyla kendilerine bir soruşturma başlatıldı. İşte bundan bizim haberimiz yoktu falan minvalinde de bir açıklama yaptılar. Hocam, bu zihniyetin 21. yüzyılda hala var olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Ben dehşetle karşılıyorum. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Yani darbelerin savunulabileceği bir noktada değiliz ki henüz daha çok sıcak. İşte 15 Temmuz'u yaşamış bir ülke olarak bir düşünce kuruluşunun bunu aşması gerekiyor. Yani kabul edilebilir bir şey olduğunu, yani 21. yüzyıl değil sadece, yani demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. Hele geldiğimiz noktada. Tabii, çok yani yaşadıklarımızın biraz dışında da ayrı bir şey söylemek isterim. Bu darbe kültürünü biz bırakalı bayağı oldu. Oldu, başımıza başka bir şey geldi. Ben 15 Temmuz'a çok böyle darbe falan demiyorum. Bu direkt işgal girişimiydi. Bu ülkeyi ele geçirme girişimiydi. Evet. Şimdi tam darbelerin sonunda da belki yönetimi ele geçiriyorsunuz ama bu farklı bir şeydi. Şimdi hani şöyle bir şey var. Hiçbir askeri darbe sonrası ne ekonomik anlamda bir sıçrama olmuştur ne de doğru bir dış politika üretimi göremezsiniz. Eski bir asker söylüyor bunu. Bu net bir şeydir ama yani bu doğru bir noktadır. Mesela sivil iktidarların ülkeyi ne kadar doğru yönettiğiyle eğer orantılıysa bunun sonucu darbe olmadığını artık Türk milleti çok iyi biliyor, kanıksamış durumda. Ben hep şunu söyledim 15 Temmuz'dan sonraki programlarda. Dedim ki eğer bu gençlik 1980'den sonra darbe hiç görmediği için o tankların önüne çok daha cesurca çıkabildi. O kültürü yaşamadığı için çıkabildi. Hani bizim nesillerimiz hani sonuçta hep bir bastırılmışlıkla büyüdüğümüz için acabalar üzerinde tereddütleri yansımış. İhtiyarmış gibi konuştun. Hocam 50'ye geldik ya. Yani sonuç itibariyle gördüğümüz için söylüyorum. Neden? Şunun için söylüyorum. Yaşanmış. Hani 80 darbesinde askerlere yemek götürürken bile bir anda içeri alınabilmekle karşı, çünkü sokağa çıkma yasağı vardı. Bir anda hiç unutmam, pencereyi açtığımda bir şey söyleyelim baktık abi. Atatürk Düşünce Derneği şimdi bunu söylüyor darbeyi. Atatürk Düşünce darbe desteklemek değildir. Atatürk Düşünce'nin ne olduğunu görmek isteyenler Mustafa Kemal'in
bu kongreler döneminde Anadolu halkıyla nasıl birlikte hareket ettiğini, kesinlikle, devlet kurmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl oluşturulduğunu iyi takip etsinler. Atatürk düşünce darbeci zihniyet değildir. Yani öyle birinin tek elini alıp ismini de bu şekilde koyup işte darbe sevicilik yapmasınlar. Sorun şurada, son bir cümle olarak. Mustafa Kemal'i belli kesimlere karşı bir güç abidesi ya da heykeli olarak gösterme çabası içerisindeki o iç siyasi politikanın unsurlarını kullandılar maalesef Atatürk'ün adıyla beraber. Bence hata olan burada. Çok haklısınız. Ben en hafifinden büyük edepsizlik diyebilirim. En hafifinden. Peki. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Teşekkür ederiz. Haftaya bu düşünceye dek sağlıcakla kalınız.